Evet arkadaşlar, şu anda sokakları gezmeye halen devam ediyoruz. Şöyle bakalım, çöp konteynerlerinin yanlarında ekmek poşetlerimiz var. Yine şöyle bir köşede bir tane ekmeğimiz var. Bakın, taze bir ekmek bu şekilde yine bırakılmış kenara. Bunlarla güzel bir şeyler hazırlayalım. Merhaba arkadaşlar, Pratik Bilgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bayat ekmeklerimizi nasıl değerlendireceğimizi beraber yapacağız. Haydi geçelim videoya. Evet sevgili arkadaşlar, malzemelerim neler var? 3 yumurtam var. Bayat ekmeğim var. Bayat ekmeği şu şekilde doğradım. Difrize attım. Küp küp doğradım. Bunu kolay doğramak için difrize atıyorsunuz. Elinizin altında bayat ekmekleri dışarıda bekletmeyin. Peynirim var. 2 bardak sütüm var. Tavada pişireceğiz. Evet, 3 yumurtamı böyle güzelce bir çırpalım. İki bardak sütümü ekliyorum. 2 su bardağı süt. Çok kolay. Hemen kahvaltıya bayat ekmekleri bu şekilde çabucak hazırlayalım. Ekmeğim ne kadardı? Yaklaşık bir ekmekti. Bir ekmekten az bir şey fazlaydı. Bir dilim fazlaydı. Küp küp doğradım. Hiçbir şeye gerek kalmıyor. Hemen bu şekilde yapıp tavada pişirelim. Kahvaltıya pratik bir şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavamızı aldık ocağa, içine biraz tereyağı koyduk, bir çorba kaşığı tereyağım vardı. Şu şekilde eritelim, üzerine harcımızı boşaltalım. Evet arkadaşlar, harcımın yarısını koyacağım. Şu şekilde tavaya düzleyelim. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekmeklerimi düzledim. Üzerine peynirimi dökeceğim. Şu şekilde yayalım. Ben çatalla bu peyniri ezmiştim. Krem peynir. Fark etmez, elinizde hangisi varsa onu kullanırsınız. Evet, peynirlerimi hepsini düzledim. Üzerine de biraz pul biber sepiyorum. Arzuya göre, hangi ağız tadınıza göre siz ayarlarsınız şu şekilde. Hani az bir şey de karabiber sepmek istiyorum. Hani geri kalan harcımızı da üzerine dökeceğiz. Bunu üzerine yayalım tekrar. Altını yakıp pişireceğiz. Bayat ekmeklerle ilgili bir video çektim. Ben sokaklarda yürüyordum. Poşetlerde ekmekleri görünce ben de böyle bir video çekme gereği duydum. Gerçekten işler acısıydı. Her çöp konteynerinin yanında birer ikişer poşet ekmek. Onları da videoya koyacağım. Şu şekilde düzledikten sonra altını yakacağım. Altı kızardıktan sonra tersini çevireceğim. Böyle altı kızarsın bu şekilde. Evet, altı kızardı. Şu anda çevireceğim. Evet, tavayı boşalttım. Şu anda tekrardan tereyağı koyuyorum. Eritiyorum. Yeniden ekmeğimizin kızarmayan yüzünü koyacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekmeğimizin yüzü kızardı. Çevirdik. Şimdi diğer tarafını da pişirelim.
hani süre vermiyorum. Ocağın ısısına bağlı her şey. Arada bir altını şu şekilde kaldırıp kontrol etmeniz gerekiyor kızardığını görmek için. Bu tarafını da pişirelim şu anda. Altını kısayım. Biraz şu yanlara bastıralım. Hani kabarmıştı otursun. Şu şekilde, aynı şekilde yine kızaracak. Evet arkadaşlar. Ekmeklerimiz kızardı. Altı da kızardı. Altına da yeterli. Şu şekilde bayağı da kabardı gördüğünüz gibi. Kek şekline dönüştü, bayağı kabardı. Şimdi bunu söndürüyorum. Tabağa alacağım. Evet gördüğünüz gibi ekmeklerimizi pişirdik. Bu şekilde yapın. Kesinlikle bu ekmekleri atmayın lütfen. Şu anda gerçekten çöplerin yanında berbat bir şekilde ekmekler atılıyor. Yazık oluyor ekmeklere. İsterseniz fırında kurutun. Küp küp doğrayıp onu, galeta unu yapın. Her şekilde değerlendirin ama ne olur ekmekleri çöpe atmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz.